Herkese merhabalar. 7'den 8'e kampımıza cümlede anlamıyla devam ediyoruz. Mükemmel bir şekilde hazırlık kampımız devam ediyor ve hedefimiz 2022 LGS'de mükemmel bir şekilde Türkçe'de 20'de 20 yapmak. Ne yapıyoruz Songuç'um? Konumu getirdik ama dikkatli bir şekilde şimdi taktikleri vereceğiz. Cümlede taktik, anlamda... Taktik yok. Taktik bam, bam, var bam. Tonguç'um. Cümlede anlamda her bir soruda yani özden, nesnelde, neden, sonuçta, cümlede, kavramlarda zaten geçen seneki sözel bölüm sorularına baktığımızda da buradan soruların geldiğini gördük. İşte birinci cümlede, ikinci cümlede dediler, altı çizili cümlede dediler. Her birini güzel güzel öğreneceğiz ve LGS 2023'te kendi şovumuzu yapacağız. 7'den 8'e kampımızda, 7'den 8'e hazırlık setimizle birlikte süper bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Ve biliyorsun 7'den 8'e hazırlık setimizde kitaplarımızı aktif ettiğimizde bizlere gigabyte hediyemiz de var. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum Tonguç'um. Bugün 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve LGS'de de karşımıza çıkacak olan özden nesnel cümle, neden, sonuç, cümlede kavramlar, cümle oluşturma konularını öğreneceğiz. Mükemmel bir şekilde dersimize başlıyoruz. Burayı açtığımızda ne görüyoruz? Bakalım. 7'den 8'e Türkçeden test 1 ve 2'yi çözmemiz gerekiyor. 7'den 8 hazırlık setimizin içerisinde 7'den 8'e Türkçe bizi bekliyor. O zaman hadi bakalım arkamıza yaslanalım. Mükemmel bir şekilde dersimize başlayalım Tonguç'um. Şimdi bugün çok basit konuları öğreneceğiz. Zaten bunları ilkokul 1'den 2, 3, 4, 5, 6, 7'den beri biliyoruz. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç, karşılaştırma, özden nesnel, cümlede duygular ve kavramlar, cümle birleştirme. Bunların hepsini zaten biliyorduk. Gel şimdi detaylıca 7'den 8'e kampımızda da öğrenelim. Öncelikle eylem ve eylemin gerçekleşme sebebi varsa biz buna neden sonuç cümlesi diyoruz. Yani neden sonuç cümlelerinin içerisinde böyle bir sanki çünkü ifadesi vardır. Ayağı kayınca düştü. Niye düştü? Ayağı kayınca düştü. Veya ayağı kaydığından düştü. Veyahut da ayağı kaydığı için ya da ayağının kayması, ayağının kayması ile düştü diyebiliriz. Şimdi buradaki mantık şu. Neden sonuç cümlelerinde şöyle üzüntülü bir insan canlanacak zihninde Tonguç evladım benim. Yani işte sen bir cümle söyle mesela, bir neden sonuç cümlesi söyle bana. Soruyu bilemeyince üzüldüm. Soruyu bilemeyince üzüldüm diyorsun bak. Soruyu bilemeyince üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü soruyu bilemediğim için. Şimdi neden sonuç cümlelerinde böyle bir durum var Tonguç evladı benim. Ama amaç sonuç cümlelerinde, amaç sonuç cümlelerinde güzel bir durum var. Yani diyorsun ki hangi amaçla, hangi istekle, hangi duyguyla, mesela diyelim ki sınavda başarılı olmak için çalışıyoruz. Sen bir tane amaç sonuç cümlesi söyle. Seni görmek için geldim. Seni görmek için geldim diyoruz bak, seni görmek için geldim. Yani amaç sonuç cümlelerinde böyle bir gülümseyen yüz ifadesini de bilmemiz gerekiyor. Şimdi mesela ilaç almak için eczaneye gidiyorum ya da ilaç almak üzere eczaneye gidiyorum ya da ilaç alayım diye eczaneye gidiyorum dediğimiz zaman bunlar amaç sonuç cümlesi oluyor. Bir amaç, bir istek, bir plan var. Koşul sonuç cümleleri ise bir eylemin yapılması şarta bağlı. Mesela diyelim ki çalışırsan kazanırsın. Koşul sonuç cümlelerini genellikle anneler söyler. Senin annene söylediği bir koşul söyle bana. Ödevini yaparsan Fortnite oynayabilirsin. Bak, ödevini yaparsan Fortnite oynarsın bak. Ödevini yaparsan oynarsın. Yapmazsan oynayamazsın diyormuş. Demek ki annen senin Fortnite oynaman için bu şekilde bir şart koşul koşuyor. Dersi iyi dinlerse sınavda başarılı olur. Peki dersi iyi dinlemezse sınavda ne olur? Başarılı olmaz. Çok güzel. İşte bu kadar basit. SSA varsa da koşul sonuç cümlesi oluyor Tonguç evladım. Şimdi karşılaştırma cümleleri ise en az iki farklı varlığın, olayın, durumun veya kavramı birbiriyle örtüşen, birbirine benzeyen ya da karşıt yönleriyle belirterek kıyaslayan cümlelerdir. Mesela kırmızı vazo diğerinden daha sadedir diyorsun bak. Kırmızı vazoyla diğer vazoyu karşılaştır. Kırmızı vazo diğerine göre daha uzundur. Soldaki vazo geniş, sağdaki ise dardır dediğimizde vazoları karşılaştırmış oluyoruz. Sen bir karşılaştırma cümlesi söyle Tonguç herhalde benim. Sınıfın en dangozu benim. Sınıfın en dangozu... Sınıfın en dangozu benim değil, değil mi? Sen sınıfın en akıllısı, en çalışkan olacaksın inşallah. Sınıfın en, bak, diğer arkadaşlarınla kendini karşılaştırıyorsun. Diyorsun ki en çalışkanı benim diyorsun ama sen de bir dangoz değil mi? Olsun, espri olsun. Şimdi gelelim özden ve nesnel cümleye. Özden cümlelerde bir bence anlamı var. Nesnel cümlelerde ise bence anlamı yok. Ege'nin manzarasına doyum olmaz. Bence o zaman bu öznel bir cümle. Ege Türkiye'nin batısındadır dediğimizde bu nesnel bir cümle. Gerçekten de Türkiye haritasını şöyle çizdiğimizde Ege bölgesinin Türkiye'nin batısında, Doğu Anadolu bölgesinin Türkiye'nin doğusunda, İç Anadolu bölgesinin Türkiye'nin ortasında, Karadeniz bölgesinin Türkiye'nin kuzeyinde, işte Akdeniz bölgesinin Türkiye'nin güneyinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bak burada Ege, burada. Şimdi o zaman Türkiye'nin batısı. Bu nesnel bir cümle. Bence demene gerek yok. Herkesce bu. İsmet Özel başarılı bir şairdir dediğimizde bu öznel bir cümle. Çünkü başarılı demiş. Ama İsmet Özel serbest şiirler yazar dediğimizde bu nesnel bir cümle olmuş oluyor. Şimdi ben bir cümle söyleyeceğim Tonguç Elhan benim. Sen öznel ya da nesnel diyeceksin, hemen söylüyorum.
Bu kalem çok güzel yazıyor. Özden hocam. Çok güzel söyledin. Özden bir cümle. Çünkü bence çok güzel yazıyor. Esasında belki de güzel yazmıyor. Ama bu kalem turuncu renk yazıyor dersek, bak şöyle yazıyorum. Ha, o zaman bu işte nesnel bir cümle olmuş oluyor. Şimdi bakalım bir de cümlede kavramlar ve duygulara. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlarda da en çok sorulanlar genellikle bunlar. İşte tanım, bu nedir sorusuna cevap veriyor. Uyarı, öneri, tavsiyede bulunuyor. Tahmin, ön yargı. Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur. Çok güzel söyledin Tonguç'um. Einstein'ın sözünü çok güzel söyledin. Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan zordur demiş Einstein. Gerçekten güzel hatırlattın bize. Ama biz parçalayacağız ön yargıları. Varsayım, olmayan bir şeyi varsaymak. Mesela diyelim ki eve erken geldi. Eve erken geldiğini varsayalım gibi cümleler. Onaylama, küçümseme, azımsama arasında farklar var. Azımsama ölçülebilen şeyler de oluyor. Beğeni, pişmanlık, yakınma yani şikayet. Bunları gel beraber pekiştirelim. Şimdi tanımlama bu nedir sorusuna cevap veriyor. Yani tanımlamada anahtar kelimemiz nedir? Nedir sorusunun cevabı tanımlama oluyor. Kalem yazma ve çizme işlerinde kullanılan bir araçtır dediğimizde bu bir tanım cümlesi oluyor. Peki Tonguç evladım benim. Bu kalemin beyaz bir kapağı var ve mor renk. Bu bir tanım cümlesi mi? Evet hocam. Hayır, tanım cümlesi diyorsun ama tanım cümlesi değil. Çünkü burada kalem nedir sorusuna cevap vermiyor. Kalemin özelliklerini anlatıyor. Bu kalem güzeldir, iyidir, hoştur da kalem nedir? Kalem nedir sorusuna cevap vermesi lazım. Uyarı ise parmak sallıyorsun. Yani dikkat, çimlere basmayınız havası var. Dikkat, dikkat, çimlere basmayınız. Öneride ise tavsiye anlamı var Tonguç evladım benim. Tabloyu şu duvara assan daha iyi olur. Yani bence öyle düşünüyorum, tavsiye. Tahmin cümlesi ise akıl yürütme. Yani babam şu anda işe varmıştır diyorsun. Yani tahminde bulunuyorsun. Akıl yürütme diyoruz Tonguç evladım benim. Şöyle yazalım. Devam edelim. Ön yargı ise önceden bir yargıda bulunuyorsun. Yani bu diziyi kimse izlemez. Sen sınavda başarılı olamazsın. Sen şöyle yapamazsın. Sen böyle yapamazsın gibi şeyler. Tabii ön yargı daha çok olumsuz oluyor ama olumlu ön yargılar da var. Yani bu film kesin kapalı gişe oynar. Çok fazla izlenir dediğin zaman bu da bir ön yargı esasında. Bilmiyorsun, daha belki de az izlenecek ama önceden yargıda bulunuyorsun. Yani önceden kesin bir karara varma diyebiliriz. Kesin bir karara varma. Bu diziyi kimse izlemez. Bir dakika ya, bir dizi oynasın bakalım. Yani öyle değil mi? En sevdiğim dizi Zenginlerin Hayatı. Zenginlerin Hayatı mı? Senin en sevdiğin dizi Zenginlerin Hayatı mı? Zenginlerin Hayatı diye bir dizi yok. Tonguç evladım benim yani. Öyle dizileri zaten bu sene artık rafa kaldırıyoruz. Çünkü bu sene bizim efsane senemiz olacak. Bu sene ne Zenginlerin Hayatı, ne işte şu hayatı, bu hayatı, diziler yerine biz derslerimize odaklanacağız. Biz kendi dizimizi, kendi efsanemizi yazacağız Tonguç evladım benim. Gelelim varsayım cümlelerine. Varsayım cümlelerinde de tut ki, diyelim ki, varsayalım ki, öyle olduğunu kabul edelim gibi ifadeler var. Tut ki çok zengin oldun. Ne yaparsın? Oyunuma bir sürü karakter yüklerim. Oyunuma bir sürü karakter yüklerim diyorsun Tonguç'um. Hayır, oyuna karakter yüklemene gerek yok. Oyuna kahraman yüklemene gerek yok. Tut ki çok zengin oldun. Daha fazla insanlara yardım edersin. Daha fazla kitap okursun. Öyle şeyler söyle. Boş ver şimdi. Tut ki çok zengin oldun. Ne yaparsın dediğimizde zengin olup olmadığını düşünmüyorsun. Orada öyle olduğunu varsayıyorsun. Öyle olduğunu diyelim ki diyorsun yani. Onaylama cümleleri ise tamamdır diyorsun yani. Tabloyu bu doğru asman iyi olmuş. Onaylama, teyit de denir buna bak. Teyit etme de denir. Teyit etme de denir. Bu kelimeyi de biliyor Tonguç Eylül. Küçümsemeye baktığımızda ise sen bu işlerden ne anlarsın diye karşısındakine kibirleniyorsun yani. Küçümsüyorsun yani. Anlatabildim mi? Azımsama ise yetinmeme, yetersiz bulma demek. Yani ölçülebilen şeyler de oluyor. Ölçülebilen şeyleri yetersiz bulma. Şeyleri yetersiz bulmaya biz azımsama diyoruz. Bu kadar parayla mı tatile gideceksin dediğimizde para ölçülebilen bir şey. Mesela sınava giriyorsun mesela. İşte hoca 65 vermiş derler ya öğrenciler. İşte orada esasında kendin 65 aldın. Neyse, hoca 65 vermiş derken hocanın verdiği notu azımsamış oluyoruz. Gelelim beğeniye. Beğeni esasında her zaman yaptığımız şey. Bu arada videomuzda beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Beğeni butonunu çökertelim. Çok güzel söyledin. Beğeni butonunu çökertelim. Çok güzel söyledin. Beğeni hoşlanma yani. Güzel bulma diyebiliriz. Güzel diyoruz yani. Şöyle hatta beğeni işaretinin şöyle parmağımızı yapalım. Cep telefonu dediğin böyle olur diyorsun. Pişmanlık ise keşke. Keşke paragraf çözme taktiklerini öğrenseydin diyorsun. Günde kaç paragraf sorusu çözüyorsun Tonguç evladım benim? 10 tane çözüyorum. Harika. Günde en az 10 tane paragraf sorusu çözen bir öğrenci LGS'de sadece Türkçe'de değil, sadece İnkılap'ta değil, sadece dinde değil, sadece İngilizce'de değil, sadece fende değil, matematik sorularına da başarılı olur. Biliyor musunuz? Matematikte ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Matematikte sizlere, bakın burası çok önemli, burayı iyi dinleyin. Matematikte sizlere esasında özünde işte 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4'ü soracaklar.
Tamam mı? Burada sen bunu yapmayı biliyorsun ama 254 yapman gerektiğini, uzun bir hikaye, uzun bir olay, uzun bir metin ya da bir anlama yeteneği gerektiren bir problem sorusu soruyorlar. Düşünmen gerekiyor. Onu düşünüp bulduğun zaman ha diyorsun, o zaman 253'te 254 çarpacağım. İşte bunu anlayabilmek için de kitap okumak gerekiyor. Paragraf çözmek gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar çok paragraf çözersek, bizim biliyorsunuz paragrafon, paragrafons, paragrafta son nokta kitaplarımız var. Onları da mükemmel bir şekilde çözdüğünüzde, burada hatta iyi bir tonda gözüküyor, mükemmel başarıya ulaşırsınız arkadaşlar. Bu da önemli. Şimdi yakınmaya baktığımızda ise yakınma şikayet. Bir ev bu kadar da dağıtılmaz ki diyorsun, yani şikayet ediyorsun. Anne cümlesi. Tam anne cümlesi, evet. Annelerimiz ellerinden öpüyoruz annelerimizi. Annelerimiz genellikle işte bize bu şekilde yakınıyorlar, şikayet ediyorlar. Şaşırma cümlesi ise ne oluyor ya? Hani ne oluyor deriz ya şöyle. Ne oluyor, ne oluyor değil de ne oluyor ya deriz. İşte birden karşımda öğretmenimi görmeyeyim mi? Şaşırmış. Şimdi bir de cümle oluşturma var. Burada şu çok önemli. Kurallı ve anlamlı cümle oluşururken yüklemin bir kere cümlenin en sonunda olmasına, yani yüklemin sonunda olmasına, tamlama ve söz gruplarının bağlantısına ve tabii ki neye dikkat etmeliyiz? Mantık sırasına dikkat etmemiz gerekiyor Tonguç Helal'ime. 1, 2, 3, 4, 5 tane kelime varsa en sona ne gelir? Yüklem gelir. En sona yüklem gelir. Yani şöyle mesela diyelim ki bugün Emre okulda çok mutluydu diye bir cümle yazıyorsa bunu sen sıraya dizerken, yani mutlu duruyor, hemen bulacaksın ve bunu en sona getireceksin. O şekilde sıra dizmen gerekiyor. Ve soruyu da genellikle numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında baştan ikinci olur diyor. Sen baştan ikinciyi de bulacak olsan, birinciyi de bulacak olsan önce yüklemi bulman gerekiyor. Şimdi o zaman bugün seninle birlikte gerçekten mükemmel bir şekilde tüm konuları cümle anlamadığını öğrendik. Ama senin tabii esas yapman gereken neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç alakalı. Burada bizim sorularımızdan ciddi bir şekilde tekrarını yapman. Yani hemen açalım şöyle cümlede anlam kısmını. Nerede? Ha. Burada. İlk başta Tonguç Helal'ın benim 5. sınıf tekrarımızı yapacağız. Öznel, nesnel, işte koşul sonuç, amaç sonuç. Ardından 5. sınıf tekrarından sonra 6. sınıf tekrarımızı yapacağız. Sonrasında 7. sınıf tekrarımızı yapacağız. Mükemmel bir şekilde bu soruları çözdüğümüzde, takıldığımız sorular olabilir, kare kod okutacağız. Çözümlerini dinleyeceğiz. Artık 8. sınıfta cümlede anlamda 3 net hazırız. Ve tabii ki en başta söylediğim o ders, daha doğrusu dersin sonlarına söylediğim paragraf çok çok önemli Tonguç Helal'ın benim. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap, yorumları yolla Tonguç Helal'ın benim. Görüşürüz hocam.